Hatay Halk Meclisleri, Savaşa Karşı Yaşam Hakkı Meclisi, Suriye Savaşı'nın ve Türkiye'nin Suriye politikasının Hatay üzerindeki etkileri üzerine Mart-Nisan 2016 dönemini kapsayan ikinci raporunu Hatay Halk Evi'nde düzenlenen bir basın açıklamasıyla duyurdu. Biz rapor açıklamamızın ardından bu bulgularımızı ve uyarılarımızı haklı çıkaran bir takım gelişmeler yaşandı. Raporumuzu açıklamamızın üzerinden bir hafta geçtikten sonra Brüksel'de büyük bir katliam yaşandı IŞİD tarafından ve bu IŞİD militanının da Antep'te bizim Hatay'da uygulandığını belirttiğimiz biçimde Antep'ten Avrupa'ya gönderildiği ve IŞİD üyesi olduğu bilinmesine rağmen gerekli uyarının yapılmadığı açığa çıktı. Hatay Halk Meclisleri adına konuşan Ali Ergin Demirhan, kente yakalanan IŞİD'lilere fiili dokunulmazlık uygulandığını, giderek artan şiddet olaylarına maruz kalan Suriyeli sığınmacıların, cihatçıların kucağına itildiğini ve kentin de bir bütün olarak çatışmaya sürüklendiğini vurguladı. Hatay Valiliği'nin geri gönderme merkezinde sığınmacı kamplarından ve Narlıca'da yaşananlar üzerine tatmin edici bir açıklama yapmasını, Uluslararası Af Örgütü'nün ve bizim raporumuzda belirtilen zorla geri gönderme ve cihatçılara dokunulmazlık uygulamaları yönündeki iddiaları yanıtlamasını bekliyoruz. IŞİD'lere uygulanan hukuki dokunulmazlığın kaldırılmasını ve kamuoyunun bu konuda aydınlatılmasını istiyoruz. Cihatçıların transferi için Hatay ve Kilis arasında açılan cihatçı koridorunun kapatılmasını, silah sevkiyatlarının durdurulmasını istiyoruz. Demirhan, Hatay Halk Meclisleri Savaşa Karşı Yaşam Hakkı Meclisi olarak taleplerini sıraladı. IŞİD'lere uygulanan hukuki dokunulmazlığın kaldırılmasını ve kamuoyunun bu konuda aydınlatılmasını istiyoruz. Cihatçıların transferi için Hatay ve Kilis arasında açılan cihatçı koridorunun kapatılmasını, silah sevkiyatlarının durdurulmasını istiyoruz. Türkiye'nin Suriye Savaşı'na doğrudan ya da dolaylı olarak müdahil olmasına karşı olduklarını belirten Demirhan, AK Parti iktidarını savaş politikalarını durdurması konusunda uyardığı konuşmasını şöyle sonlandırdı. Ve halk güçlerinde iki gün önce Kilis halkının yaptığı gibi savaşa karşı yaşam hakkı için ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Bu 1 Mayıs'ta halk meclisleri olarak savaşa karşı yaşam hakkımız için, faşizme karşı özgürlük ve halkların kardeşliği için, barış ve kardeşlik içinde bir Hatay için alanlarda olacağız. Bütün halkımızı da bekliyoruz.